Merhaba web teknolojicileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Google Drive'ın mobil uygulamasına göz atacağız. Uygulamaya ilk kez giriş yapıyoruz. Şurada bize Google Drive'ın ne olduğuna dair ufak bir bilgilendirme yapıyor. Başlayın diyoruz. Bir oturum açmamızı söylüyor bize. Gmail hesabımız zaten bizim otomatik olarak Google Drive hesabına tanımlı oluyor. Yani Gmail hesabınız varsa bir Google Drive hesabınız da var demektir. Yani direkt bu kısma Gmail adresinizi girerek Google Drive'da oturum açabilirsiniz. Mail adresimizi ve şifremizi girdikten sonra oturum açıyoruz. Google Drive gittiğiniz her yere ofis çalışmalarınızı, tuttuğumuz raporları, dokümanları, sevdiğimiz resimleri götürmemize yarayan bir uygulama. Hani bize en başta 15 GB'lık bir alan veriyor. Dilersek bunu daha sonra belli ücretler karşılığında arttırabiliyoruz. Şöyle bir bakalım neler varmış Google Drive'ın uygulamasında. Şu yandaki menüyü sağa doğru çektiğimiz zaman burada seçenekler geliyor. Bu Drive'ım yazan bizim Drive yani bulut sistemimize yüklediğimiz dosyaların bulunduğu bölüm. Benimle paylaşılanlar arkadaşlarımızın bize göndermiş olduğu Drive dosyaları. Bu kısımda toplayabiliyoruz. Mesela çok kişi bir iş yapıyorsak bütün işleri burada ortak bir havuzda toplayabiliriz. Şu yıldız kısmı favoriler. Hani bir dosyaya daha kolay ulaşabilmek için favorileri üste taşıyor. O dosyayı favorileyebilirsiniz. Şu saat ikonunun olduğu yerde de son göz gezdirdiğimiz belgeleri görebiliyoruz. Şu bölümde çevrim dışı dosyalara bakabiliyoruz. Eğer offline olduğumuzda bir dosyanın yanında bir işaret var. Çevrim dışı kullanılabilir diye. Eğer onu işaretlersek offline olduğumuz zaman da yani internete bağlı değilken de o dosyayı kullanabiliyoruz. Şu en alttaki yukarıya doğru olan ok sembolünden de görsel, video veya hani istediğimiz bir dokümanı yükleyebiliyoruz. Şurada artı kısmı var. Ona bastığımız zaman buradan herhangi bir tane istediğimiz dosya türünü Drive'ımıza yükleyebiliyoruz. Doküman dediği bildiğiniz Word dosyası. E-tablo dediği de bildiğimiz Excel dosyası arkadaşlar. Şu kamerayı kullan kısmından da cihazınızın kamerasını kullanarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Çektikten sonra bunu kullan dersek şuraya atıyor. Gördüğünüz gibi Drive'a yükledi bu fotoğrafı hemen. Buna daha sonra istediğimiz bir yerden ulaşabiliyoruz. Şurada İ kısmına bastığımız zaman Information. Burada seçenekler çıkıyor. Bunu çevrim dışı kullanılabilir açarsak az önce de bahsettiğim gibi offline'ken kullanabilirsiniz bu dosyayı. Buradan favorilerimizi ekleyebiliyoruz. Yeniden adlandırabiliyoruz, işte kaldırabiliyoruz. Dosyanın yerini değiştirebiliyoruz, yazdırabiliyoruz gibi çeşitli özellikler var. Şu bağlantıyı al kısmına da tıklarsak şurada bir zincir gibi bir işaret var. O zaman da bize bir link oluşturuyor. Bu linki de birine gönderdiğimiz zaman direkt bu fotoğrafı indirebiliyor. iOS cihazlarda fotoğraf bölümü böyle. Android cihazlarda bu fotoğraf kısmının ekstra bir özelliği var. Tarayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çektiğiniz fotoğrafı size PDF'e dönüştürüyor. Bu da bence Android'deki Google Drive'ı bir tık öne taşıyor. Bu Drive hangi alanlarda bizim için önemli olabilir? Mesela hani evde bir yazı okuyoruz internet üzerinden. Fakat acilen evden çıkmamız gerekti. Bu yazıyı drive.google.com adresine atarız. Şu an altta da çıkıyor o yazı. Daha sonra tabletimizden istediğimiz bir yerde internet bağlantımız olan bu yazıya ulaşabiliriz ve okumaya devam ederiz. Yani Drive'ın en basit hali bu arkadaşlar. Dosyalarınıza istediğiniz yerde, istediğiniz zaman, hani istediğiniz cihazdan ulaşabilmenizi sağlıyor. Ayrıca 15 GB'lık bir alanı var. Bence hiç az bir alan değil bu. Şurada zaten yazıyor. 15 GB şu an %0'ını kullanmışız. Eğer bu alanı yükseltmek istiyorsak bize yetmiyorsa 44 yani 45 liraya yıllık 25 GB'a yükseliyor bu alan. Google Drive ofis belgelerini de açan güzel bir uygulama arkadaşlar. Güzel bir bulut uygulaması. Bu videomuzda sizlere Google Drive'dan bahsettik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.